Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Generalmobile'ın Etap 4 dediğimiz, şu önümde görmüş olduğunuz tabletlerinde yaşanan siyah ekran sorununu nasıl çözeceğimize dair bilgi vereceğim. Tabletimiz bu klasik, öğrencilere dağıtılan tabletlerden. Tabi bu kurulmuş, bitmiş bir hali. Bundaki siyah ekran problemi neden olur? Peki bunu nasıl çözeceğiz? Onun hakkında kısa bilgi vereceğim. Tabletimize root, ROM ve benzeri bir işlem yaparken yarım bırakırsak veyahut yanlış bir ROM dosyası, ROT yapar isek tabletin siyah ekranda kalması normaldir. Bu siyah ekranda kalmasının tek sebebi de bu tabletlerde normalde orijinalden gelen bir MDM dediğimiz bir yazılım var. O yazılım silindiğinde ROM dosyası silinir, her şey giderse, o MDM dediğimiz yazılımla giderse siyah ekranda kalıyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Bu MDM yükleme sihirbazı diye bir program var. Ben bunu videomuzun açıklamasına size vereceğim. Siz de bu şekilde yapacağız. Zaten açılmıyor siyah tabletiniz, siyah ekranda kalıyorsa. Neler yapacağız ona geçelim şimdi. Bizlere gerekli olacak program, şu anda ekranda görmüş olduğunuz MDM yükleme sihirbazı dediğimiz bir program. Fatih projesi kapsamında verilen bu tabletleri tekrar MDM sürücüsünü, MDM yazılımını yüklememiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Tabletimizi önce bir kapatıyoruz. Tabletimizi şöyle kapalı moda bir alalım. Bu tabletimizin siyah ekranda kaldığını varsayaraktan nasıl hiçbir şekilde açılmadığını varsayıyoruz tabi. Hemen tabletimizi kapattık. Bilgisayarımıza bir USB kablosu ve tabletimize takacağımız şu kabloyu hazırladık. Daha sonra tabletimizin arkasında arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz 3 tane tuş var. Ses açma, ses kısma ve power tuşu. Ses açma tuşuna basılı tutarken power tuşuna da basıyorum ben. İkisini aynı anda bastım. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Ta ki karşımıza Generalmobile yazısı geldiğinde power tuşundan elimi çektim. Biraz bekledikten sonra ses arttırma tuşundan da elimi şu anda daha bırakmadım. Çekiyorum. Şu kurtarma ekranı gelecek. Sizde şu yazılar da gelebilir. Yazılar da gelmeyebilir. Sadece şu Android robotunun olduğu ekranda gelebilir. Tam bu ekranda, bu bekleme ekranında hemen ne yapıyoruz? Bilgisayarımızın, bağlı olan bilgisayarımızdan gelen kablomuzu şöyle cihazımıza taktık. Bilgisayarımız, tabletimizi gördük. Öncesinde, tabii bundan öncesinde bilgisayarımıza bu Android driver'ının yüklü olması gerekiyor. Şu kendi kendine açılan programları bir kapatalım. Ben bu driver dosyasını da size vereceğim arkadaşlar. Şu MTK driver install yazan dosyayı vereceğim. Ayrıca Generalmobile'ın Fatih projesi kapsamında bu MDM yazılımı yükleme sihirbazını da vereceğim. Bu iki dosyayı vereceğim. Ne yaptık? Tabletimizi bağladık. Bakın hemen programı açtığımızda MDM yükleme sihirbazına hoş geldiniz ekranda zaten. Tabletimizi şu ekrandayken bilgisayarınıza bağlamamızı istiyor. Hemen bağladık. Şurada ileri var. İleriye tıkladık. Tabletimiz PC'mize USB ile bağlayın diyor. Hemen bağladık zaten. Recovery işlemini başlatmam. Şu iki tuşa basaraktan recovery modundayken tabletiniz bağlan diyor. Biz bunları yaptık. Daha önce anlattık. Şu ekrandayken daha önce yaptık. Şu anda driver yüklemesini de öncesinden yaptığımız için şu benim size vereceğim driver dosyasını öncesinden, yani tabletinizi bilgisayara bağlamadan önce yüklemiş olmanız gerekiyor. Onu da yükledik. Hemen şurada zaten benim cihazımın da gördüğü şurada yeşil bir ibre var, ibare var, bir yazı var. Burayı yeşil olarak gördüğüm için ileri diyorum. Şu anda recovery modunda mı tabletim? Onu kontrol ediyor. Tabletim recovery modunda mı bağladı? Evet, tabletim recovery modda açıldı, tespit edildi dedi. Siz de burayı mutlaka geçmeniz lazım. Recovery modu nasıl yapılacak? Videomun başında söylemiştim. Ardından burada info line bir de BTT MDM yükleme diye bir şey var. Şimdi benim tabletim şunu kabul etti. Şu info line yükledikten sonra tabletim benim yine siyah ekranda kaldı. Yine aynı işlemler yaparaktan BTT MDM yükle yazan yeri yaptıktan sonra tabletim bana Fatih projesi kapsamında okuldan verildiği günkü gibi karşıma geldi. Okulun verdiği o Fatih projesi kapsamındaki yazılımını yüklüyor bu program.
O günkü gibi karşıma geldi. Ben daha sonra farklı bir ROM'la tabletimi kullanılır hale getirdim ama sizin için ilk başta bu MDM yazılımını yükleyip tabletinizi bir şekilde açılır hale getirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi tabletiniz hangi model tam olarak bilmediğim için önce şu BTT'yi yükleyin arkadaşlar. Ben Etap 4 yandan şarjlı olanı şunu yükledim ve başarılı oldum. Siz bunda başarı bulamazsanız, göremezseniz şunu yükleyebilirsiniz. Herhangi bir tanesini yükleyin. Zarar vermiyor. Olmadığında tekrar diğerini yüklemiş olursunuz. Bu şekilde siyah ekranda kalan General Mobile'ın Etap cihazlarını size verildiği günkü gibi fabrika ayarlarına getirtebiliyorsunuz. Bu modem yükleme, bu modelin MDM yükleme yazılımı sayesinde. Bu şekilde kolaylıkla tabletinizi açılır hale getirirsiniz. Daha sonra farklı bir ROM, farklı bir ROT deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.